Yenge, Shaurya değişti. Yenge, büyük babam bile Shaurya'yı affetti. Evet, biliyorum. Her şeyi çok net görüyorum. Herkes senin yanında. Bir tek ben yalnızım. Evdeki herkesin desteği seninleyken benim düşüncemin hiçbir önemi yok. Öyle değil mi kızım? Tabii ki önemi var yenge. Hayır Mehek, hiçbir önemi yok. Benim dışımda herkes Shaurya'nın değiştiğine inanıyor. Hatasını fark etmiş sanki. Ama beni iyi dinle ve sakın unutma. Shaurya ve sen farklı dünyanın insanısınız. Sen kendi halindesin. Shaurya ise deli dolu. Bu evliliğe neden karşıyım biliyor musun? Shaurya'nın maymun iştahının geçeceğinden çok korkuyorum. O bugün sana deli gibi aşık olabilir. Agra'ya kadar gidebilir ama ilgisi azaldığında seni evinden de hayatından da dışarı çıkarır atar. Yenge, kimse mükemmel değil. Her insanın kusurları var. Ama kusurlarını düzeltmeye çalışmak çok önemli bir şeydir. Shaurya da bunu yapıyor. Yenge, aşk insanın kendini düzeltmesine yardımcı olur. Ve eğer Shaurya beni gerçekten seviyorsa o zaman Mehek? Ne oldu? 2 dakika bile benden uzak kalamıyor musun? O ne öyle? Merhaba. Benim adım Has. Shaurya ile ben seni güldürmeye geldik. Ne oldu? Engin yine mi bağırdı? Sen bana söyle. Ben onu hallederim. Seni güldürürüm. Ne oldu? Söyle hadi. Anlat. Bir şeyim yok. Neyse, ben gideyim. Emin misin? Yengem hala kızgın. Evet. Ama yengem beni çok seviyor Shaurya. Seni neden bu kadar sevdiğimi de en kısa zamanda anlayacağına inanıyorum Shaurya. Sana niye güvendiğimi anlayacaktır. Sen Şorya'ma uğur getiriyorsun. Tanrı'nın izniyle ikiniz her zaman bir arada olacaksınız. Ama evet. Artık aklınla hareket et. Eğer Mehek'in canını sıkarsan, onu üzersen, herkesten önce ben senin kulağını çekerim. Anladın mı beni? Ha? Ha? Ne dersiniz hanımefendi? Evet. Ben artık bir an önce evlenmenizi istiyorum. Biz de bu konuyu konuşmak için sizin eve gelecektik. Bay Sharma, bunda konuşacak ne var? Evde dua töreni olacak. Hepiniz o dua törenine gelirsiniz. O arada düğün tarihini de netleştiririz. Baba? Eğer herkesin istediği buysa oğlum, benim için bir sakıncası yok. Siz nasıl uygun görürseniz. Bayan Kanta'yı göremedim. Kendisi iyi değil mi? Yengem biraz rahatsız. Odasında dinleniyor. Peki. Ben artık gideyim. Bayan Kanta'ya selamımı iletirsiniz. Kanta! Çocukluk etmeyi bırak! Aç şu kapıyı! Neden Mehek'in kalbini kırmaya çalışıyoruz? Peki odana kendini hapset o zaman. Bak kızım, bazı meseleler vardır, sadece konuşarak çözülemezler. İnsanlara zaman vermek gerekir. Yalnız kalmaları gerekir. Bu deliye birkaç gün zaman verelim. Heh. Hadi gel, gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.